Selamlar dostlar, Evan Colony ile karşınızdayım. Şimdi ayarlarını yaptım, şöyle bir oyuna bir yardıralım. Welcome to the Kampanya. Avon Expedition. As the governor of humanity's first colony outside the solar system, it's no exaggeration to say that the future of human civilization is in your hands. We've been in orbit for 300 hours since reaching Avon Tehlike Prime, altındadır, so no cırttır cırttır doubt işte you've had eğitim plenty of görevi time yani, to görev review the seçimi. mission briefing. You'll Görevler be var. touching down on Vanar. Bir de direkt girip oynama durumları var sanıyorum. Çevresel etkinlikler işte cartlar cart. Oo bayağı harita var lan. Bunların hepsini de deneyimleyebiliriz. Yarışma haritaları. Bluestone Şelalesi. Etap görevleri sadece deneyimli oyuncular için tasarlanmıştır. Oyun sırası komutanı ve daha yüksek önerilir. Abi çok iyi lan. O zaman biz buradan girelim baba, bunları yapalım. Welcome to the Avon Expedition. Seri hızlı bitiyordur zaten bunlar diye tahmin ediyorum. Direkt başlattım ya. Görevleri seri seri yapalım abi. Hızlı hızlı yapalım, ilerleyelim. Kayıtta mıyız abi? Ses 1-2 deneme, tamam. Güzel. Kameranın yeri de güzeldir herhalde. Fotoğraf makinesini taşımak için sol tıklayıp üzerine sürükleyin. Tamam. Tamam. Kenarına getirin. Getireyim abi. İleri. Eğmek için sağ veya orta fare düğmesini yukarı aşağı sürükleyin. Ay, nasıl yani lan? Ha şöyle mi? Abi sağ tuş daha iyi o iş için ya. Sağ tuş daha iyi. Kamerayı klavye kullanarak döndürmek için EQ. Okey. Yaklaştırmak için bir binayı seçmek için tıklayın. Tıkladım abi. Kamerayı binaya odaklamak için binaya çift tıklayın. Tıkladım abi. Tıkladım abi. Ha daha önce araziye mi tıklamışız biz? Tamam. Koloniye otomatik olarak ev düğmesine basın. Bastım abi. İlerle abi. Buraları hızlı hızlı yaptım. Zaten tutorial yani, bir sıkıntı yok. Araç ipucunu görüntülemek için farenin önüne test göstergesine götürelim abi. Nanitler kolonideki her şeyi yaratmak, yükseltmek ve onarmak için kullanılır. Kendiliğinden düzenlenen karbon metalik nano yapılardır. Ekranınızın alt kısmında gösterilir. Tamam, yani temel bir bileşenimiz bu abi. Mayın menüsünü açın. Parlayan gösterge ve mayın seçeneğine tıklayın. Mayını demir çökeltisinin üzerine sürükleyin ve yerleştirmek için tıklayın. Senin karakolunun yanındaki demir deposunun üstüne bir mayın. Demir, bakır, potasyum gibi şeyler çıkartır diyor. Tamam. Ha böyle bağlanıyor. Bağla abi. Mayın inşaat. Mayın değil de madendir o bir ihtimal. Mayın ya. Mayın olarak çevirmiş olabilirler. Oyun hızını değiştirin. Holosim normal 1x hızda çalışır. Oyunun hızını 2x ve çok hızlıya çıkartabilirsiniz. Çıkaralım abi. İnsansız hava araçlarının mayın inşaatını tamamlamasına izin verin. Tamam. Oyunu duraklat. Oyun hızını değiştirme. Oyun hızını değiştirip başka yollar da var. Ekranın üstündeki sıçrama oyunu duraklatıp duraklattığını gösterir. Duraklatmayı kaldırmak için tıklayabilirsiniz. Alternatif olarak oyunun anında durdurmak için bir tuşunu oyun hızını arttırmak 2, 3, 4, 5 tuşlarını kullanabilirsiniz. Duraklatmayı kaldırmak için oyun merkezine tıklayın. Tıkladım. Tık tık tık. Bu çok iyi bu arada. 8x falan var oğlum. İleri. Fareyi sol alt köşede mevsim ilerleme çubuğunun üzerine getirin. Ne diyor? Oyun hızı kontrollerinin solundaki ilerleme çubuğu geçerli sol üzerinde zaman ilerlemesini gösterir. A. Sol. 4 mevsim bölünmüştür. Kış mevsiminde güneş batar. Yiyecek yetiştirmek zorlaşır ve güneş panelleri daha az elektrik üretir. Oo güzel. Mevsim olayları var. Bina tünelleri. Evan düşük olasılık, düşük oksijen ortamında koloninin iç atmosferini hava geçirmez bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Bu da yol yerine tüm yapılarımızı birbirine bağlamak için hava yalıtımı tünellerini kullanacağımız anlamına geliyor. Tüneli seçmek için tıklayın. Tünelleri gösterilen çizgi boyunca yerleştirmek için çizginin içinde tıklatın ve sürükleyin. Şöyle mi? Ha bunlar binalar. Binalara girişleri bununla mı sağlayacağız?
İHA'ların tünel inşaatını tamamlamasını bekleyin. İHA bunlar. İnsansız hava araçlarının. Tamam. Yapın abi, seri seri yap abi, çalışın oğlum. Tıklayabiliyoruz mu onlara? Yok. Öncelik verebiliyoruz, okey. Elektrik göstergesinin üzerine gelin. 43 elektrik talep edildi. Sağlayın. Güneş paneli, güneş modülü. Tamam. Elektrik. Kolonizdeki tüm yapılar ya elektrik üretir ya da tüketir. Elektrik tüm bağlantılı yapılar aracılığıyla otomatik olarak dağıtılır. Tüneller elektrik dağıtımının ucuz bir yoldur. Bu nedenle kolonizin çevresinde serbest elektrik akışına izin vermek için tüm yapıları tünellerle birbirine bağlandığınızdan emin olun. Elektrik kesintisi. Elektrik arızasının talebin altına düşerse herhangi bir enerji kaynağından en uzak binalardan başlayarak denge sağlanana kadar binalar otomatik olarak kapatılacaktır. Bir binanın güç kaybetmesi durumunda tabanın köşesindeki ışıklar kırmızı olarak yanıp söner. Şurası. Okey. Gördüğünüz gibi depolama deposu güç kaybına uğradı. Bizim inşa ettiğimiz maden ve tüneller elektrik talebimizi kolonimizin arzından öteye itti. Güneş enerjisi. Panel yerleştirin. Niye iki tane var? Ne fark ediyor abi? Galiba bir şey fark etmiyor. Sadece materyal fark ediyor. Oluşturulacak 12 nanite. Nanite. En fazla 8 güç. Güneş ışığının ve gaz devinden yansıyan ışıklara elektrik üretir. Kışın 150 güç üretir. Yapmışken büyüğünden yapalım. Şöyle mi? Koy abi. İHA'ların inşaatını tamam, bekleriz abi. Bekleriz anam. Hızlan o zaman. 2x'te. Devam 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 devam. İleri. Nüfus göstergesi. Maksimum sayı, cart curt, moral vesaire. Abo! Ay ve yedik oğlum, çok şey var. Güvenlik kamerası modu. O ne lan? İzleme kamerası moduna girmek için tünel üzerine yaklaştırın veya Pump Mouse Button 2 düğmesine basın. Böyle bir düğme mi var oğlum? Aa, girdim işte. Ama çıkıyor tekrar. Niye? Çok kullanacağımız bir şey olur mu? Bir koloniste tıklayın. Tıklayayım hanım. Aha, gidiyor. Tıkladım. Bilmeniz gereken başka iki kamera modu daha var. Kolonizi yukarıdan görmenizi sağlayan yörüngede dönen bir uydu içerir ve kolonizin etrafındaki alanı Overlord Map'te görüntüleyebilirsiniz. Koloniyi yukarıda görüntülemek için uzaklaştırın uydu kamera modu. Abao oğlum, neler diyorsun? Geçişleri falan çok iyi. Dış dünya haritasının uydu kamera modundan uzaklaşın. Daha da uzak. Abao. Kral, bu nasıl bir oyun? Böyle bir dünyada mıyız yani? Koloni yönetişim sistemindeki denetlemelerin temellerine ve kullanıcı ara birimine aşina olmanız gerekir. Koloni yönetimine ilişkin temel kavramları tanıtmak için lütfen bir sonraki Holosin tarihine geçin. Göre bitti mi bu mu? Training. Koloni yöntemi ile ilgili bazı daha gelişmiş kavramlara giriş. Tutorial yapıyoruz yani şu an. Sıkıntı yok, yaparız abi. Fareyi gıda göstergesinin üzerine götürün. Götürdüm abi. Gıda indikatörü. Kolonistlerin hayatta kalmak için yiyeceğe ve suya ihtiyacı vardır. Koloni cırttır cırttır. Yazı tam görünmüyor. Geçtim. Koloni kontrol paneli. Gösterecek işte, bakırın var, cartın var, curtun var, pirincin var. Bu ne? Tik. Koloni kontrol panelini açalım. Koloni mevcut envanterini görecek. Tamam, gördüm abi. Gördüğünüz gibi envanterinizde şu an yalnızca fiyat paketleri ve biraz pirinç bulunuyor. Daha fazla bilgi için kaynakların herhangi birine fareyle göz atabilirsiniz. Şöyle mi? Evet. Kapatmak için koloni tamamı basın. Tamam. Tak. İnsan sabah araçlarının tünel inşasını bekleyiniz. Bekleriz abi. Bekleriz anam. Çiftlik kurmak. Kurarız anam. Grubu yerleştirmeden önce kırpmalar bölgesinde mısırı seç. Ve buraya mı yerleştir diyor.
Diyor ki en çok 3,7 mısır. Tamam koy. Tamamdır, onlar yapsın abi. Dronlar da yapıyor, olay da güzel. Aa, tarla oldu. Oğlum hani oksijen yoktu? Yalan söylemeyin lan. Yalan söylemeyin. Kablamalar düğmesine basın. İstihdam yer paylaşımını seçin. Konut yapısı işleri yapmak çalışan önceliği. Çiftinizi kurduğunuza göre bakalım orada kim çalışıyor. Sol alt köşede düğmesini seçip kaplamasını seçin. Çanta var, çanta var, çanta var. Buralarda çalışanlar mı var diyor yani. İstihdam yer paylaşımı. Kolonistleriniz otomatik olarak uygun gördükleri görevi arasında kendileri dağıtmaya çalışırlar. Gördüğünüz gibi 16 sömürgeciniz şu anda inşaat drone istasyonu, demir madeni ve yeni yerleştirdiğiniz çiftlikte çalışıyor. Tamam. Çiftinizde bir sürü işçiye ihtiyacı olduğunu söyleyelim. Grubu seçin ve daha düşük önceliğe sahip diğer işlerde çalışan kabul edilebileceğini söylemek için çalışan önceliğini doldur olarak seçin. Grubu seçin, seçtim. Ha, öncelik. Dolgu. Tamam, önce diyoruz ki yani gıda. Ama önce elektrik, sonra gıda falan filan gideceğiz öyle. Okey abi. Elektrik olmazsa gıda çalışmaz çünkü. Uygun çalışanlar artık 5 çalışanın 5'inin çalıştığı grubu taşındı. Bu ek çalışanlar grubunuzu önemli ölçüde daha üretken hale getirecek. Tamam. Koloni kontrol panelini açın. Yetkiler ve ilkeler sekmesine gelin. Bu neydi lan? Derecelendirme ilkesini uygulamak için onay kutusuna basın. Karneye bağlama. Gıda tüketimini önemli bir morale mal ederek azaltır. Eksi 20 gıda tüketimi, moral de gidiyor ama. Su tüketim, moral gidiyor. Tamam, yapacak bir şey yok abi. Gıdadan kısalım. Şeyden de kısabiliriz hatta. Kıs kıs abi, kıs. Kıs sen, ne olur ne olmaz kıs. Şimdi tam göreve hazırsınız. Vanar. O ne lan? İki de tamamlandı. Böyle böyle gideceğiz o zaman. Görevler bitecek. Ondan sonra da serbest modda takılırız zaten. Bir keşfedelim şöyle. İlk bölüm olsun bu. Zaten ilk bölüm. Yeni göreve başladı. Neymiş o? Vanar. Evan Prime'ın daha dostane yerlerinden birinde küçük bir kolonidir. Burada su ve bitki ömrü çok dolu ve çoğu mahsul iyi büyüyor. İlk olarak su kaynağına ihtiyacımız olacak. Su alt menüsünü, hareketli sulanması açın ve bir su pompası seçmek için tıklayın. Ardından elinizdeki yapılardan birine bitişik olarak yerleştirin. Tamam. Pompa. Şu koyu olan en fazla yer mi? 16, evet, en fazla yer burası. Koydum abi. Sonra. Tamam abi. Bence mükemmel oldu. Bu grafikleri de iyi lan. Bak, içine girebiliyorsun şeylerin. Buna tıkladığımda kamera mamera geçebiliyor. Bir şey tuşuna basarak geçebiliyorsun dedi de ben şey, bak buna geçmek istiyorum ama buna geçiyor. En yakındakine geçiyor herhalde. Anlamadım. Neyse, sıkıntı değil abi. Nereye kurduk pompayı, buraya? Pompayı yapın abi. Seriden yap abi. Yap 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 yap. Tamam, yaptık mı? Kolonistler gıda gelirinizi arttırmanızı isterler. Herhangi bir mevcut yapıya bitişik olarak kolonizin kenarına yakın bir yerde bir çiftlik oluşturun. Son çiftliğinizin çalışmasının potaş öğesini alabilirsiniz. Potaş ne lan? Yeni yeni şeyler. Aa, burası farklı bir yer lan. Şey değil. Daha önceki yer değil. Tamam, çiftlik yaparız abi. Sera. Çiftlik yetiştirilebiliyor burada. O yüzden sıkıntı yok bence. Şöyle bakalım, bir verimin yüksek olduğu bir yerler. Şurası uygun gibi gibi. 4,3 veriyor. 4,7 veriyor. 4,1, 4,9 veriyor. Şuraya kuralım abi. Tamam, buraya kurdum abi. Lan. Bir dakika. Bloka edildi ne lan? Nasıl yıkıyoruz oğlum? Bir dakika, dur bakayım. Tamam, binayı yapmayı öğrendik de yıkmayı öğretmedin bize kral. İnşaat bekleniyor, bilgi. Geri dönüştür. Geri dönüşüm bir nanit. Geri getirilemez. Tamam. Geri dönüştür abi.
Ha, iptal. Tamam. Oldu, güzel oldu. Şöyle. Aa, zaten bağlı lan orası. Bir dakika. Hayır, yapma. İptalle abi bunları. İptal, 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 iptal. Ah, yapamıyorum. Hello, Çünkü Governor. başladı. I wanted İptal. to remind you that the mission objectives from my team are here only Tamam. Aa, yapmadı, güzel. here Tamam, only ilerle. to guide you. Daha While fazla several of these genişlememize objectives are ihtiyacımız, necessary elektrik in lazım order to diyor. Rüzgar complete geliyor. your Tamam, mission, yaparız. your first priority, Bunun kısası fazla mı safety şeyin of your crew. konuşanın? Bir tık kısabiliriz onu. Müzikte bir tık arttırabiliriz. Kalsın ya böyle, okey. Safety of your colony. As an experienced colony governor, we trust your judgment, and I urge you to take your time and put your colonists ahead of your mission. Good Rüzgar luck. Turbun. Bu zaten buna bağlanacak değil mi, buraya koyunca? Bağlan abi direkt. Hızlan abi. Rüzgar türbünü de kuruluyor. Kur 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 kur. 5x'e kur. Tamam, güzel kurdu. Şöyle 2x'e hızlanalım. Şöyle bir bakalım neler oluyor burada. Mutluluk. Sistem durumu. Ülkeler, hangi ülkelerde yaşar? Güneş modülünün içinde cartları cuttur. Arpa pirinç, soda falan filan, hedef. Tamam. Bir metal kaynağına ihtiyacımız var. Göster. Hemen şu yanımızda olan mı? Evet. Neredeydi abi? Bu muydu? Koy abi. Metal de çıkartalım oradan. Yapıştıralım adam. Sular falan çok iyi duruyor ya. Tam bir management oyun işte. Ha, seçiyoruz. Zaten mısır, pirinç falan filan üretebiliyorsun. Nanit almak daha mantıklı bence. Çünkü temel malzeme nanit zaten. Nanitin varsa bunu yapıp yine üretirsin. Arpa vesaire yiyecek hani. Nanit her türlü daha mantıklı diye düşünüyorum. Şey yazıyor mu burada hanginin ne kadar üretileceği? 4 nokta bilmem ne arpa üretiliyordu. Ama bunların ne kadar üretileceği yazmıyor galiba. Mısır'a geçebilirsin sanki ya. Tamam. %70'te diyor. %40'ta diyor. %50'de diyor. %60'da diyor. %30'da diyor. %70'te diyor. Mısır. Mısır'dan devam abi. Mısır'dan devam ki. Tamam, türbün de attık. Ne istiyorsun? Daha fazla güç ihtiyacımız var. Yüksek komuta en yakın jeotarma bacağı doğru bir tünel hattı inşa etmemizi üstün bir göster. Nereye? Şuraya mı? Yaparız anam. Yaparız. Al. Mutlu musun kardeş? Oğlum ne oldu lan atmosfere? Abi çok iyi değil mi? Management oyununa göre fazla iyi grafikleri. Şunlara baksana baba. Umarım iyi kaliteli verebiliyoruzdur bunları ya. Bu dumanlara bak. Oğlum çok iyi lan. Harbiden çok iyi görünüyor. Arkadaki şey bile çok iyi. Gözetim modundan çıkmak istemiyorum ben mesela. Bunun içinde gezinmek istiyorum ama bir tuşa bastığında otomatikman çıkartıyor. Onu nasıl çözül bilmiyorum. O sıkıntı değil ya, öğreniriz onları. Çok yakında kolonicilerimiz için daha fazla yaşam alanına ihtiyacımız olacak. Küçük bir başlangıç yapıp outpost inşa ederim. Ederim abi. Outpost dediğin habitat değil mi oğlum? Aa, nasıl yani? Bu mu outpost? Abi hangini istiyorsun sen? Bir outpost inşa et. Orada olmayabilir mi? Yo, bu yanıt sönüyor. Tamam, bunlardan biri o zaman ya. 16 kolonist destekli, 36. 36 olanı yapalım abi. Direkt şuraya koyalım gitsin bence. Yapıştır. Yapıştırdan fazla fazla yapıyorum. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Elektrik sıkıntısı olursa rüzgar, güneş devam ederiz, yardırırız. Hiç sıkıntı yok bence. Yaptık mı abi? Aa, bunu yapınca bunlar açıldı. Olur abi.
Görev karakol istiyormuş ama olmadı görev. Görev başarısız abi. Tamam, karakol da buraya yap abi. Yap karakol da oraya. Kral. Kral Tello. Yaptın mı? Güzel abi. Yeni görev. Koloniler yapılıyor. Kendi kendine idame ettirebilen koloniler yaratmanın bir sonraki adımı inşaata yönelik kendi nanitlerimizi üretmeye başlamak. Bir nanit işlemci çıkardığınız herhangi bir demir veya bakırdan yeni nanitler sentezleyecektir. Bu yapıyı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Metal bir birikinti üzerine konulmasına gerek yoktur. Okey abi. Abi nanit üretiyor zaten bunların hepsi. Benden ne istiyor bu? Nanit işlemci kur. Nanit işlemci. Nanit işlemci bu. Al abi. Kurdum. Ya dizilmenin bir stratejik olayı var mı hiç bilmiyorum ama yapacak bir şey yok varsa da artık. Sağlık olsun. Tamam, o da halloldu. Yeni görev. Mine depolama deposunu kurun. Depolama deposu. Güzel çevir abi. Al, tam oturdu buraya. Yapıştır. Depolama deposunu kurdum abi. Depolamayı depolayacağız. Öyle düşün. Reis. Mısırlar üretiliyor. Dışarıda üretiliyor. Seralar var vesaireler vesaireler şeklinde ilerliyor galiba. Bunun işlem önceliği ne abi? Normal mi? Tamam, normalde kal, fark etmez abi. Depoyu da yaptık abi. Mini depolama deposu. Mini depolama. Mini mini depolama. Mini mini depolama. Onu da buraya kur. Buradan çıkar, ürettikleri buraya taşısınlar falan kafasında düşündüm de. Öyle bir hani lojistik olayı var mı oyunda, onu bilmiyorum. Hani bir yerden bir yere bir şey götürmek için zaman harcıyorlar mı? Öyle bir sıkıntı yok mu yoksa? O konuda tam emin değilim. Bayağı bir şey var ya. Nanit ver abi, nanit. Nanit iyidir, nanit ver sen bize. Sen bize nanit ver abi. Sen bize nanit ver, gerisi gelir. Çiftlikler ürün yetiştiremeyecek. Seralar %50 oranında yiyecek yetiştirecekler. Tüm güneş enerji yapıları %50 enerji üretecek. Tamam. Ne göre? Göçmenlik merkezi kur. Göçmenlik merkezi. Nereye kuralım anam? Şuraya kuralım anam. Kış geldi, kış geldi. Serra yapmak lazım. Benim ne kadar yemeğim var acaba? Güç verildi. 12 şey. Inventarı şurada mı görüyorduk lan? Nerede dolu envanter? Yemek. Depolamada 380 gıda var. Tamam herhalde. Bilmiyorum, yetiyor mu yetmiyor mu. Hiçbir yer fikrim yok. Açıldı mı bu? Yeni görev, yeni görev. Erişim popülasyonu 50. Emma fanı kur. Emma fanı. Ne abi bu? Fan? 10 nanite koloni içinde dünya benzeri oksijen oranını korur. Bu yapı zehirli gaz emisyonlarına açıktır. Koloni ile bağlantısı yok. Bu Emma fanı fan öğesi destekleyecek kadar güce sahip bir güç bölgesine bağlı değil. Ve şu an kurmadığımız için. Yaptığı şeyler o. Yani diyor bu yüksek diyor bu. Bunlar zehirli gaz oranı mı ne, anlamadım ki hacı. Tamam, şuraya kur abi. Bölgesel olarak mı şey yapıyor, anlamadım ki onu. Ticaret merkezi kurun. Kuralım abi. Kur abi, ticaret merkezi de kur. Benim yemeğim azalıyor. Deli divane azalıyor hem de. Yemek bir tık lazım gibi gibi. Yemek 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 lazım gibi gibi. 6.5 mısır üretecek diyor. Kur abi, sera kur bir tane. Bir tane de bundan kuralım. 6 üretecek diyor. 6 diyor.
6,6 üretecek diyor. Buradan üretsin o zaman. Yapıştır. İlerletelim abi. Kriz saptandı. Oyun hızı arttırıldı. Kriz mi? Ne krizi lan? İlerlet abi, ilerlet. Pot mevcut. Emniyet müdürü. Koloninin şu anki krizinde size yardımcı olmak için bir cevap kartı hazırladı. Bu resepsiyon podundan yiyecek, su ve nanitler bulunacak. Çağırmak için koloninin bulunduğu yerin yakınında yeşil ışıldayan işaretçilerden birini bulun ve çağır düğmesine basın. Bundan kısa bir süre sonra kapsül paraşütte atılacak. Şu mu? Çağır abi. Ne yaptık anlamadım ki. Destek mi yolluyorlar bize? Başka ülkelerden falan. Ne oluyor abi? Aa, geldi lan. Geldi kral. Ama diyor ki indirildi ve kaynakları kolonize envanterine eklendi. Bunu geri dönüştürerek daha fazla elde edebilirsiniz. Geri dönüştür abi o zaman. O zaman geri dönüştür abi. Tamam, güzel. Seralarımızı da yaptık. Yetiştiriciliğimizi de yaptık. Bu konuda %70, 60, 60, 70, 60, tamam. 70, tamam. 50, 50, 50 falan üretebiliyoruz burada. Tamam, biz burada ne üretiyoruz? Mısır mı? Okey, tamam. Mısır'a dayanın abi, mısır iyidir. Yiyecek sıkıntı diyor. Tamam, önemli değil. 100 kavun yetiştir. Yetiştirelim abi. Kavun deyip karpuz resmi güzel. Jeotermal jeneratörünün yükseltilmesi. Jeotermal jeneratörü bu mu? Hayır. Jeotermal bu. Yükselt. Yükselt abi. Upgrade'leri de var, güzel. Daha fazla mı enerji üreteceğiz? Abi zaten grafiklerde yazıyor. Şimdi diyor ki nüfus diyor 34 diyor. Oksijen hava kalitesi iyi diyor. Depolama rahat diyor. Elektrik 185'e 139 diyor. 185 üretiyoruz, 139 kullanılıyor. Sıkıntı yok diyor. Su artışta. Yemek eksi de. Yemeği arttırmamız lazım. Tamam, yemekten yana sıkıntımız var diyor yani kısacası. İnşaat drone hub'ını yükselt. Nerede ki o? İnşaat drone hub'ı. Güneş modülü şu mu? İnşaat İHA merkezi. Drone hub'ı bu herhalde. Ya bir de çeviri hepsinin de aynı değil ya. İnşaat drone hub'ı. Galiba bu ya. Bu. Bu abi. İHA merkezi, inşaat drone hub'ı işte aynı şey. Tamam, budur. Tahminimce aynen bu. Hub'ı yükseltiliyor. Tamam. Kavun yetiştiriyoruz, tamam. Erişim popülasyonu 50, tamam. Bizim şu an kaça yükselebiliyor popülasyonumuz? Nerede yazıyor abi? Maksimum yapısı, toplam yapılar, ortalama mutluluk, açlık, susuzluk. Potansiyelimiz ne oğlum? Kaç kişi gelebiliyor buraya? 39 mu? 68 konut dolduruldu. 68 konut varsa 50 kişi gelebilir. Sıkıntı. Tamam, 50'ye yükselir o. Gıda artmaya başladı, okey. Gıdayı arttırmamız lazım kral. İkinci bir İHA merkezi kur diyor abi. Kargo dabı mısır falan filan diyor. Menzilde İHA yok diyor. Bunu alabilmek için kuracağız, okey. Ne farkı var abi? Oluşturulacak nanit. 8 güç, 8 güç, 5 kişi çalışıyor. Hızı mı artıyor sadece? Küçüğünden kururuz abi. Yani küçüğünden kururuz kral. Olmaz mı? Mantıklı gibi bilmiyorum. Menüleri kapatamıyor muyum? Aynı yere tıklayınca okey. Tamam, oluşturuyoruz bir tane daha, sıkıntı değil. Yiyecekler arttı da bu arada, sıkıntı yok. Depoluyoruz zaten, önemli değil.
Teslim al abi bunu. Yeni görev, kargo podunu al. Alıyorum abi, tamam. Aldım abi. İlerle abi. Nüfusumuz 50'ye çıkacak. 44'te şu an. Güzel. Az kaldı 50'ye de. Yeni görev. Bir enerji pili oluşturun. Şu an hiç düşünmeden oynuyorum bu arada. Direkt yapıştırıyorum, geçiyorum görevleri. Enerji pili nerede lan? Ne işe yarayacak bu kral? Al. Bunları arkalara koyuyorum. Birinin içine girmesine gerek var mı yok mu? Buradan buraya geçebiliyor mu? Ki geçiyor gibi gibi duruyor sanki. Bilemedim. Geçiyor galiba ya herhalde. Öyle bir havası var çünkü yani. Hepsi birbirinin içinden geçirebilirmiş gibi. Bir şimşek kulesi inşa et. Yıldırım mı şimşek mi, bak neye göre çevirdiniz abi? 100 kavun ihraç et diyor oğlum, bu yetiştir demiyor ki. Yüz kavun, tamam al. Yıldırım kulesi inşa et. Bir şimşek kulesi. Şimşek, yıldırım, bu herhalde ya. Herhalde bu be ya. Orası su. Orayı sal. Şöyle iyidir ya. Şöyle iyidir bence. Aynen bunu istiyormuş. Yıldırım şimşek. Kavun 160 üretiliyor. O zaman buradan direkt şeye geç. Mısır'a geç, devam et. Mısır'ın üretimi daha fazla. Yapı 3 ek binalar. Yapı 3 ek binalar. Nerede abi? Yüksek kolonizdeki en çok hangi tür yapıya ihtiyacınız olduğunu belirlemek sizin elinizde. Kolonizin ekranın alt kısmında göstergelere ve mevcut bildirim modlarına yakından bakın. Su falan mı? Anlamadım. Popülasyonu arttıracağız. Tamam. 160 pilav ihracı. Pilav dedim, pirinç herhalde. Tamam. Pil. Pil lazım bize abi. Bize pil lazım bir tane daha bence. Sonra sera lazım abi bize. Berbat durumdayız galiba ya. Oha, yıldırım çakıyor şeye, oraya. Fena. Bir bakalım şöyle abi, göremiyorum. Sera'nın üretimi de yeşil alana göre mi değişiyormuş? Evet. 9.5. 9.9 koy abi. Yapıştır oraya, yapıştır. Tam 3 yapı ekliyorum işte abi, sıkıntı yok. İkincisi bu. Birincisi oydu. Su okey ya. 100'e çıkınca su da sıkıntı olacak da, yüksek upgrade yaparız, sıkıntı değil. Hava kalitemiz iyi. Nüfus lazım bence biraz daha bize ya. Bu da çok güç isteyecek abi. Önce elektrik bence. Jeotermal. Enerji pil. Alıcı verici. Bir tane güneş paneli konduralım bence biz kral. Şuraya. Bir güneş paneli çakalım oraya. Elektrik fazla fazla olsun. Fazla fazla elektrik olsun. 8x ilerle abi. Popülasyon artsın. Mevcut ödülleri al. Potaş ne işe yarıyor? Koloni stoğunda mükemmel bir gübre işlevi gören potasyumdan zengin bir tuz çiftliklerde ve serilerde gıda üretimi hızlandırılabilir. Ver. Buraya elle mi ekliyoruz onu? Nasıl yapıyoruz? Onarım, yükseltme, yükselt. Bunda yok yükseltme. Yükselt. Çiftlikler upgrade abi. Suya da upgrade çak bir tane. Aynen öyle. Su da lazım yani. Bu ne? 68-68 muhafaza kullanıldı. Sol kapatmak için sağ tıklayınız. Yetersiz muhafaza. 9 göçmenler bir göçmen gemisiyle geldi.
Bunlardan 4 tanesi yeterli konutu bulamadığı için bir sonraki çıkışında göçmen gemisiyle birlikte geri dönecektir. Daha yaşanabilir yapılar inşa ederek veya mevcut konutlarınızı yükselterek konut kapasitenizi arttırabilirsiniz. Okey, arttıralım abi. Arttıralım kral. Arttıralım reis. Reis ko. Ya bunları direkt böyle tak 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 yapıştırıp devam etmek lazım ki. Köprülerle falan mı bağlamak lazım yoksa acaba? Tamam, şunu şuraya koy. Şuradan bir yol gitsin şöyle abi. Tamam mı? Oradan sonra bakarız, duruma göre ayarlarız. Bir ayar çekeriz oraya. Oraya bir ayar çekilir sonrasında. Yeni görev. Araştırma merkezi kurun. Kuralım abi. Araştırma merkezi al. Kur abi. Ya bir şeyle uğraşmıyorsun şu an. Management. İşte hayatta kal, yemek, su vesaire, araştır, elektrik, güç dengesi, cart curt. Gayet iyi, gayet güzel. İleride işler karışabilir, bir şeyler olabilir. Cart olabilir, curt olabilir. Bakacağız, göreceğiz, öğreneceğiz hepsini. İlk bölüm böyle olsun dostlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.